Hikayeler arkadaşlar. İşte bu PD duvarına da birkaç videomuz var. Daha önce de düzenlemelere gelmiştim buraya. Şimdi yine oradayım. Ben çalışayım, hem de sizler izleyin yine. Bir ortak şikayet var genel. Olumsuz durum. Genelde çoğu kişinin sorunu olan yağcı. Kimse yağcı almıyor diye. Evet arkadaşlar. Bunlar ekonomik sebepler. Daha önce de bunlara parça parça değinmiştik aslında. Şimdi herkes çıktı mı Ramazan abi? Söyle bir atayım mı? Söyle bir. Maalesef bizim en büyük yanlışlarımızdan Türk milleti olarak birisi hayatı günlük yaşamamız. Sadece günü kurtarmayık. Bugün ben bu işi bitireyim. Ne olursa olsun. Şimdi bir Avrupalı bir iş yaptığı zaman adamlar 100 yıl sonranın hesabını yaparak bir yatırım yapıyorlar. 100 yıl sonra ne olacak? Durum ne olacak? Adamlar bunun öngörüsünü düşünerek yapıyorlar. Biz de maalesef bugün nasıl çok para kazanabilirim? Bugünü nasıl kurtarabilirim? Bizde millet olarak böyle bir düşünce var. Yani bunu anlatmamdaki sebep ne? Her dalda insanlar içi boş yetişiyor. Şimdi bakıyorsun öğrenciyi zorla okutuyorlar okullarda. Zorla sınıf geçiriyorlar neredeyse. Eskiden bizim zamanımızda okuduğumuz yıllarda 52 kişilik sınıflardaydık. Her sınıftan takdirler çıkmazdı da teşekkürde 1-2 kişi. Şimdi bakıyorsun çocuklara yağmur gibi takdir, teşekkür, ne bileyim onur belgesiymiş, şuymuş dağıtıyorlar. Peynir dağıtır gibi, bakkaldan peynir dağıtıyor sanki. Yakınımın çocuğu var, ben biliyorum çocuk okulu hiç sevmiyor. İttirmeyle okula gidiyor. Teşekkür aldı. Ya nasıl olur arkadaş bu iş? Bu kadar kolay mı bu teşekkür alma? Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi bu çocuk hiç çalışmadan teşekkür aldığı zaman ne düşünüyor? Ha, bu iş için fazla uğraşmaya gerek yokmuş. Gece gündüz ders çalışmaya gerek yokmuş. Normal bu şekilde de ayda yılda bir ders yapsam da teşekkür alınıyormuş. Bundan bu kadar uğraşmaya gerek yokmuş diyerek düşünüyor. Bu zihniyette yetişiyor. Bu insan okuyacak, ileride öğretmen olacak veya doktor olacak, işte artık nasıl olacaksa onu da artık siz düşünün. Veya işte ne bileyim bir şeyler olacak memleket için. Ama bir şey bilmiyor ki nasıl olacak. Taban yok, temel yok. Bizim işimiz de aynı. Ha tamam, şimdi şu şey var. Eskiden operatör dediğin zaman sadece levyeler değil, makinenin bakımlarından da anlaması gerekiyordu. Tamiratlar yapması gerekiyordu. Şu anda makinelere el değemiyoruz. Biz de dahil olmak üzere. Ancak keçeleri falan şey yaparsa değiştirebiliriz. Mekanik bakımları yapabiliriz. Onun haricinde zaten makinelerin diğer tarafları elektronik
görme şansımız yok. Bizim bir şey yapma şansımız yok. Sadece bazı bakımları yapabiliriz. Dediğim gibi keçe değiştirmek gibi falan filan. Böyle ufak tefek şeyleri. Tamam, bunlara gerek kalmadı. Belki operatörün bunları bilmesine çok gerek kalmadı ama iş tecrübesi yok. Şimdi yolculukta gelen bir kardeşimiz direkt makinenin üstüne bindiği zaman illaki sorun yaşayacak. Yani sadece bu işte değil, hangi işte olursa olsun. İnsan işine başladığı zaman her şeyi insan nasıl öğreniyor? Pratik yaparak tecrübe edinilir. Anlatmakla, tarif etmekle işin yüzeysel bir şeyi öğrenir ama ne yaparsanız yapın, pratik yapılmadığı sürece insan bir şeyi çok iyi kavrayamaz. Bizim işte tam pratik gerektiren bir iş, olmazsa olmaz olan, pratiği şart olan bir iş. Adam da yağcılık yapıp pratik yapamazsa nasıl öğrenecek? Tam normal bir işte öğrenemez, yapması gereken piyasadaki bir işte öğrenemez bunu. Pratik yapması lazım ki öğrensin. İşte bu da ne yapıyor? Temeli zayıf meslek. Yani mesleğini tam anlamıyla yapamayan insanların yetişmesine sebep oluyor. Bu da aslında kişisel değil, ülke olarak kaybımız. Yani Türkiye olarak kaybımız. Sadece bu Ahmet Mehmet meselesi değil. Dediğim gibi herkes, ben bugünü kurtarayım. Ben şuradan iş aldım. Bu işten ne kadar para kazanabilirim? Ne kadar az masrafla bu işten çıkabilirim? Bugünü kurtarayım yeter. Yarın ne olacağı kimse için önemli değil. Herkes dedim ya, günlük yaşıyoruz artık. Maalesef ileriye düşünerek hiçbir şey yaptığımız yok. Herkes düşmüş bir değerde. Çoluma çocuğuma ne kadar çok para bırakabilirim? Ne kadar bol mal bırakabilirim? Şimdi sadece şeyle bitmiyor ki, senin bol para bırakmanla bitmiyor. Atıyorum, çiftçi mahsul üretiyor, içine hormon ilaç katıyor. Müteahhit bina yapıyor, binanın işte orasından burasından çalıyor, öyle yapıyor. Yol yapan işte ne kadar ince dolguyu ne kadar yakın yerde çekebilirsem, ne kadar sıkıştırmadan, fazla silindir çalıştırmadan, fazla makine çalıştırmadan dolguyu bitirebilirsem, o öyle yapıyor. Yani ben yolu teslim edeyim, ne olursa olsun, son yol 3 sene, 5 sene sonra isterse komple gitsin, kimsenin umurunda değil. Veya bunun gibi bir sürü daha, bunu çoğaltmak mümkün. Yani her meslek dalında bir sürü böyle şeyler var, herkes benim elimde kalmasın da ne olursa olsun zihniyetinde bizim Türkiye'de. Bu şekilde olduğu sürece de bunun acısını biz de çekeceğiz arkadaşlar. Bizlerden sonraki nesiller çekecek. Yani bizden sonraki nesillere bırakabileceğimiz güzel bir yatırımımız, bir memleketimiz kalmıyor yani gitgide. Bu sadece bizim işimizle ilgili değil, her şeyle ilgili. İşte bizim konu bir yağcılık almayışından, hani kimsenin yağcı almayışından nerelere geliyor? Bunu konuyu aşmak kolay. Çok değişik yerlere gider bu konu aslında tartıştığın zaman. Ama elimizde olan da bir şey yok. Adamların da zorla boğazına sarılıp yağcı alacaksın diyemeyiz. Herkesin kendi hesabı. O yüzden bir şey deme şansımız yok. Yani belli bir dönem şöyle bir zihniyet oluştu. İmkan da varsa millet yağcı yetiştirmedi. Niye? İşimi elimden alırsa. Patronun yarını atıyorum işte 3000 lira bana vereceğine 1500 lira da yağcıya verir. Onda da heves var, nasıl olsa çalışır. Ben işimden olurum gibi bir düşüncesi olanlar oldu. Bir müddet böyle yetiştirilmedi. Sonradan da şirketler bu sefer de yağcı almadılar. İş bu şekilde körelip gitmeye başladı. Ha, meslek ölür mü?
Ölmez. Operatörlük mesleği ölmez. İnsan yaşadıkça bu olacak bir meslek. Ama şu var işte, nedir? Elektronik makineler çıkıyor. İşte kumandalı makineler çıkıyor falan filan. Böyle bir şeyler işin önünü belki kesebilir. Ama şimdi kumandalı makine de olduğunu düşünsek, bir iş veren oturup da onunla uğraşmaz. Niye? Ona zaman lazım. Yine ona zaman ayırması lazım. O makinenin üstünde oturmuşsun. Haydi sandalyenin üstünde oturmuşsun, kumandayla yapmışsın. Ona da zaman lazım. Ya biraz fark ettirir mi? Ettirir. Ettirmez değil. Ama yine insan lazım o işi yapmaya. Yine insan lazım. Ya değeri düşer tabii ki. Şimdi mesela bizim çocukluğumuzda operatör demeyeyim de şoför. Yani makineyi nerede görüyordun, iş makinesini? Ayda yılda bir köylere grider gelirdi yollara bıçak tutmaya. Öyle görürdük. Ya ona da operatör dendiğini bilmezdik yani. Grider, kepçeci. O mesleğin adının da operatörlük olduğunu bilmezdik. Ağzımız açık bakardık, griderin peşinden koşardık. O giderdi, biz yolların peşinden koşardık. Yolları bildik ki şoför, gölgesine basmaya korkardı. Şoför dediği çok kıymetli bir şeydi. Yani herkes öyle şoförlük yapamaz. Nerede? Ama şimdi ayaklar altına düşen bir meslek. Herkesin yaptığı çok basit bir meslek haline geldi. Bunun gibi operatörlük de yavaş yavaş değerini kaybedecek. Böyle bir hal alır. İmkanınız varsa, okuyabiliyorsanız yolunuzdan şaşmayın. İmkanınız varsa, okuyabiliyorsanız yolunuzdan şaşmayın. Ama yok, okuma şansınız yoksa, yani herkes okuyacak diye de bir şart yok. Kimisi kafası basmaz, kimisi maddi imkanı el vermez. Böyle şeyler fark etme sebebi. O zaman da bu mesleğe sarılacaksınız. İsteğiniz, gönlünüz varsa, içinizden geliyorsa. Ekmek yenecek bir meslek, yaban atacak bir meslek değil. Şu anda zirvesinde yani iş. Para olarak, itibar olarak iyi bir durumda diyebiliriz. Ama ileride ne olur ne olmaz, onu tam kestirmek mümkün değil. Neyse, fazla uzatmayalım arkadaşlar. Hoşçakalın. Burasının dış kısmının bitmiş hali. Burayı bitirdik. Şimdi içeriye gireceğim. İçeriye de bir düzen vereceğiz malzemenin yettiği kadar. Ama orası bahçe toprağı da serilecek. İçerideki malzeme yeterli değil zaten şu anda. Bakacağız duruma göre.